diyorsunuz. Yani açıkçası manipülasyon gücünüz yüksek. Acaba bu troll fikrinin mimarı mısınız? Sormadan edemeyeceğim. Yani Freedom House'un 2022 nette özgürlük raporuna göre Türkiye internetin özgür olmadığı 70 ülke arasından 17. ve buna benzer birçok veri var elimizde. Bir de İTÜ'de ne olduğunu sormak istiyorum. Araştırma görevlisi ilanı vardı. 6 Aralık'ta hiçbir açıklama yapılmadan iptal edildi. Dekan ve bölüm başkanı istifa etti. Son olarak size sözüm, Uzay Ajansı Başkan Müşavirliğine sebze üretim teknolojisi mezunu birini atadınız. Buradaki mantığınız ne? Hangi başarıyla atadınız? Bunu sormak istiyorum. Milli Eğitim Bakanı'na dönmek istiyorum. Öncelikle eğitimdeki ayrımcılık, ırkçılık ve ötekileştirici uygulamalara karşı ne işlem yaptınız? Bursa'daki öğretmen Alevilere değil de başka bir kesime bu sözleri ağzıma almayacağım sözleri söyleseydi görevden alınmaz mıydı? Cezaevine girmez miydi? O öğretmen derhal öğretmenlikle ilişiği kesilmelidir. Bunun başka hiçbir tatmin edici yönü olmalıdır. Olmaz, milyonlarca Alevi yurttaşın değerlerine doğrudan hakaret etmiştir, çiğnemiştir. Başkası olsa çoktan cezaevindeydi. Bunu kabul etmiyoruz. Yine Bursa'da özel okullarda Türkçe konuş, bir okulda çok konuşun merdivenlere yazan ya Türkçe konuş ya sus gibi, dilimiz kimliğimizdir, Türkçenin hiçbir eksiği yok ya sizin gibi cümleler var yazanlara yönelik. Ne uygulama yaptınız? A101 ile protokolü iptal ettiniz. Köfteci Yusuf'la protokolünüz devam ediyor. İşçi öğrenci dönemini başlattınız. Bu konuda bir izahınız var mı? Yani bunu kabul edilemez buluyorum. Açıkçası süre yetmeyecek. On binlerce atanamayan öğretmen, sözleşme öğretmenlerin iş güvencelerinin olmaması, özel okullarda çalışan öğretmenlerin iş güvencesizliği, KHK'li öğretmenlerin durumu, milyonlarca kız çocuğunun okuldan uzak kalması, sayıları milyonlara varan yoksul çocukların güvencesiz koşullarda çalışmak zorunda kalması ve beslenme tabii ki en hayati meselelerden biri, çocukların aç okula gitmesi. Bu konularda ne yapacağız, ne yapacaksınız hakikaten? Evet, teşekkür ediyorum Sayın Beştaş. Sayın Özel. Açmıyoruz, devam edin. Sayın Özel. Sayın Başkan, milli eğitimle ilgili arkadaşlarımız önemli eleştirilerde bulundu. Ama şu kısmını ayıplı buldum. Buraya geldiniz. İki bütçe arasında KPSS skandalı yaşanmıştı. Bütçe rakamlardan ibaret değildir. Milyonlarca öğrencinin, ailesinin gönlü kırıldı, emeği çalındı, mağdur oldular, mağdur edildiler. ÖSYM Başkanı görevden alındı, Devlet Denetleme Kurulu rapor yazdı, YÖK rapor yazdı, bağlı kurumunuz, ama tutup da bu hangi aşamadayız, bunu milletin meclisine bu bilgiyi vermediniz, soru cevapta bunu sizden mutlaka bekliyoruz. Şimdi Sayın Bakan, Türkovak aşısında nasıl destek verdiğimi biliyorsunuz. Bu TOK konusunda çok istismarcı bir tutumunuz var. Ama esas risk şu: bu kutuplaştıralım, uzaklaştıralım, şeytanlaştıralım, kendi arkamızı kalabalıklaştıralım. Siyasette bu tercih ediliyor olabilir de, arabada bunu yaparsanız, ya örneğin Almanya BMW'de Hristiyan demokratların başarısı, sosyal demokratların hezimeti olabilir mi? Mesela İtalyan Ferrari ya da İtalyan Fiat, merkez sağın övünç kaynağı, merkez solun kıskandığı bir şey olabilir mi? Fransız Peugeot, cumhuriyetçilerin başarısı olup da sosyalistlerin yenilgisi olabilir mi? Bir yerli milli marka ortaya çıkarıyorsan, toplumun en az yarısını, yarısından fazlasını kutuplaştırıp o arabanın bir siyasi başarı ve karşı tarafın
rahatsız olduğu bir konumlanmayı yapmak o yerli ve milli arabanın geleceğine yapılmış en büyük kötülüktür. Bunu yapmayın. Yanlış yaparsınız. Yerli milli. Ya limanları, yandaşa verdiğin limanı seçimi kaybedeceğini görünce 49 yola uzatmak mı millilik? Ya da zeytin ağaçlarını kestirip altında yandaş şirketlere maden aratmak mı millilik? Kurtuluş Savaşı'nı kastedip keşke Yunan kazansaydı diyen adamın cenazesine katılmak mı yerlilik? Rıza Zarrab gibi bir rüşvetçiden rüşvet alanların elini Esenboğa'da havaya kaldırmak mı yerlilik ve millilik? Yoksa Lübnanlı Hariri'ye 40 milyar dolar eden Telekom'u 4,5 milyarı bizden krediyle ödemeyip kaçtı, 6,5 milyara verip sonra o dolandırıcıyı tekrar alıp sarayda ağırlamak mı yerlilik ve millilik? Şeker fabrikalarını özelleştirip 34 yıl sonra Türkiye'yi şeker ithal eden bir ülke durumuna getirmek mi yerlilik ve millilik? Beşli çete mensuplarına 292 milyona tek eli verip 2 yıl sonra 810 milyona sattıklarında buna şaşırmayıp ondan 4 yıl sonra 2.1 milyar edince de pişkin pişkin buna susmak mı yerlilik ve millilik? Tütünün kilosunu, tütünün bir kilosunu 50 liraya alıp 20 gram 20 tane sigara, bir paket bir kilo sigarayı 50 liraya alıp da tütünü 1500 liraya bu vatandaşa yabancı şirketlerden sattırmak mı yerlilik ve millilik? Tabii Sayın Bakan'ın bizim vizyon toplantısını görünce kimyası bozulmuş. Nasıl saldıracağını bilemedi. Döndü diyor ki Amerika'ya kadar gittiler, hamburger yediler. Biz yol üstünde bir yer bilmediğimizden hamburgercide hamburger yeriz. Sizin gibi Amerika'ya gidip de maklube sofralarına oturmadık hiçbir zaman. Şimdi siz de değil. Ayrıca çimento üretiminden övünmek, Macron iki seçim önce bir tane çimento fabrikası kalmayacak diyordu. Bu seçimde hiçbiri yok. Suyumuzu, havamızı kirletmiyoruz. Karbon ayak izimizi küçültüyoruz diyor. Macron'un def ettiği fabrikayı Türkiye'ye taşımakla övünüyorsunuz. Ama ne yaptınız, ne ettiniz diyorsun ya. Şunu yaptık, şunu sattık. Laf bitti, süre bitti. Değerli şeyler taneyle, az kıymetlisi kiloyla satılır ya. Hiç kıymet vermediniz o milli fabrikalara. İşte sana sattıklarını yolluyorum. Tam 15 metre. Sayın Bakan, 15 metre. Köpeğini sattık. Al sana 15 metre. Buyur. Tamam, teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Toplayalım. Sayın Özel. Sayın Özel, teşekkür ediyoruz. Sayın Özel, Sayın Özel, teşekkür ediyoruz. Sayın Kaya. Sayın Kaya, toplar mısınız? Evet, oturalım. Oturalım yerlerinize. Oturalım yerlerinize lütfen arkadaşlar. Milletvekilleri. Sayın Eğitaş'a söz verdim. Oturur musunuz yerinize? Sayın milletvekilleri, birleşime 15 dakika ara veriyorum.